Günlerdir konuşulan bir konu var. Bir sağlık konusu bu. İlk ortaya çıktığında özellikle sosyal medyada deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. Çünkü bir görüntü üzerine bunu konuşmaya başladık. Malum kuaföre dudak dolgusu yaptıran bir şemşire konusu. Kendisinin tedavisi sürüyor. Ancak bu kuaför dudağa ne enjekte ettiğini söylemediği için bu tedavide de sıkıntı yaşanıyor. Çünkü materyal belirlenebilmiş değil, tedavide zaman alıyor. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından birçok mağdurun olduğu da ortaya çıktı aslında. Merdiven altı işlem yaptırıp bu hemşire gibi mağdur olanların haberlerini de almaya başladık. Bu demek ki ciddi, hepimizi ilgilendiren bir sorun dedik ve gece bülteninde biliyorsunuz sağlık konularını işliyoruz. Doktor Nezih Karaca şimdi yayınımızda bu nedenle. Nezih Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi siz senelerdir bu tarz işlemler yapıyorsunuz. Evet. Hiç böyle bir şey gördünüz mü daha önce? Bizim kendi kliniğimizde yaptığımız işlemlere bakarsak tabii ki benim hiçbir zaman başıma gelmedi. Neden? Bir doktor olarak biz her zaman bilimsel olarak kişinin ihtiyacını tam karşılayacak, onları sağlıklı bir şekilde güzelleştirecek işlemleri tercih ediyoruz. Bu yüzden doğru işleri doğru şekilde yaptıktan sonra böyle şeyler başımıza gelme ihtimali neredeyse yoktur. Ancak sizin de söylediğiniz gibi merdiven altı çok sayıda dışarıda mağdur olmuş kişileri duyuyoruz. Mağdur olup bize gelip düzelttirmek için başvuranları görüyoruz. Tabii bizi zor duruma sokup, bizi de üzüp onların sorunlarına çare bulmak için uğraştığımız vakalar oluyor. Şimdi bu hanımefendinin dudaklarını bu hale getiren maddenin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir tahmininiz var mı? Ne olmuş olabilir? Yani tabii ki %100 bilmeniz mümkün değil. Yani bakarak bunu hani anlayamazsınız belki ama ne yapmış olabilir? Şu an için bunu tespit etmek çok zor. Ama görüntü itibariyle söylemek gerekirse sıvı silikon enjeksiyonu olabilir. Kalıcı dolgu diye tabir edilen sıvı silikonlar bu tür reaksiyonlara sebep olabilmekte. Ancak benim etraftan gördüğüm, başına geldiğini bildiğim hastalardan oraya E vitamini enjeksiyonu yapılan, yüzünün değişik yerlerine E vitamini enjeksiyonu yapılan, hatta bebek yağı denen bebe yağlarını dahi cilt altına, dudağına enjekte edilen vakalar var. Tabii inanılmaz reaksiyonlar, çok istenmeyen reaksiyonlar, istenmeyen kalıcı hasarlarla iyileşmeler ortaya çıkabiliyor bu yüzden. Nedir bunun doğrusu? Nedir? Yani hani ne yaptırsaydı böyle olmazdı? Bir, her şeyden önce bir hekime gidecekler. Yani deri ve deri altı dokusunu en iyi bilen, onların karşı tarafın sağlığını düşünen bir hekime öncelikle bu işlemi kendilerine emanet etmeleri, bu işlemi yaptırmalarını tavsiye ediyorum. İkincisi, eğer dolguysa bunu yapmak, yaptırmak istedikleri şey dolgu ise, dudak dolgusu ise, buradaki örnekteki gibi, bizim güvendiğimiz, bildiğimiz, örneğin hyaluronik asit dediğimiz vücut ile uyumlu, vücudumuzun dahi ürettiği bir maddeyi oraya uygulamalarını, böylece doğru bir şekilde ve doğru maddeleri uygulayarak kendilerine istedikleri sonuca ulaşmalarını tavsiye ediyoruz tabii ki. Burada en önemli şey güvenli, doğru ürünü seçmeleri. Tabii ki bu doktorla olacak bir şey, tek başlarına bilmeleri imkansız. Bununla beraber doğru şekilde yapılması. Yani doğru ellerde yapılması da ayrı bir önemlidir. Çünkü aynı maddeyi, hyaluronik asit dediğimiz maddeyi yanlış uygularsanız da yine istenmeyen sonuçlar olması muhtemeldir. Çok önemli. Emin ellerde güvenli ürünler seçilmeli. Benim yine tavsiyem şudur. Kullandıkları ürünün içerisinde her zaman birer tane o ürünü anlatan bir yapışkan stikerler vardır. Kullandıkları ürünü doktorundan desinler ki benim ürünümün stikerini verir misiniz? Kendisine de bir tanesini alsınlar. Dosyasına da doktoru yapıştırsın. Yani daha güvenli, ileride 3 yıl sonra, 5 yıl sonra dahi ulaşabileceği veriyi hep kendisinde saklasın. Güvenli ürün, güvenli doktor ve doğru teknik bu işin anahtarı.
Şimdi şöyle bir şey var. Buradan hanımlara seslenmek istiyorum ben. Biz burada böyle genelde hep işte yeme içme üzerine konuşuyoruz aslında. Bugün bu konudan yola çıkarak da başka bir kanayan yaraya da parmak basmış oluyoruz. Hani nasıl sahte balı nasıl ayırt ederiz diye soruyoruz ya. Burada gelen uzmanlar öncelikle hep şunu söylüyor doktorlar. Sahte balı fiyatından ayırt edersin. Şimdi her şeyin bir sunulabileceği fiyat vardır. Doğru. Bu çok net. Siz böyle bir işlem yaptıracaksanız bunun fiyatında başka doktorlar yani emin olunan uzman isimler arasında ciddi anlamda uçurum bir fark görüyorsanız benden size tavsiye oraya yaklaşmayın. Bu aynı bu bal alırken de böyle gıda maddesi tüketirken de böyle bence bütün hizmetlerin alımında da bu şekilde. Çünkü evet belki bir rekabet farkı dediğimiz fark olabilir ama uçurum anlamında bir fark varsa burada size iyi olmayan bir şeyin sinyalinin gelmesi gerekiyor zaten değil mi? Yani bu merdiven altı dediğimiz sistemin işleme nedeni zaten bu fiyat farklılıkları değil midir? Kesinlikle %100 katılıyorum. Yaptırmayın gerek yok. Yani sağlık en önemlisi. Bu güzellik için de olsa yani ne olursa olsun her zaman sağlığımızı korumak her şeyden daha önemli. Burada benim tavsiyem sizin de belirttiğiniz gibi bir fiyat farkı varsa mutlaka uyanık olmalıdır. Dediğiniz doğru. Ama onun dışında gittikleri yerde işlem yaptırırken yaptıracakları ürünün kutusunun orijinal yanında açılması, görmeleri yani her şeyden emin olmaları çok önemli. Yoksa bu ürünlerin hepsi çünkü steril şartlarda çok güzel bir şekilde önümüze sunuluyor. Gerçek orijinal ürünlerden bahsediyorum. Ama el altından çekilip sağdan soldan işte düşünün bebek yağı dahi enjekte ediliyor. Yani böyle bir durumda nelerle karşılaşacağız zaten ortada. Başka neler olabilir? Yani dudak haricinde başka mağdurlar da var dedik. Mesela işte buruna yapılan bazı şeylerde işte burun kemiklerinin sorun yaşadığını görüyoruz. İşte burunda erimeler mesela ben biraz araştırdığımda bu şikayetleri gördüm. Yine işte botoks uygulamalarında problemler, yine göğüs estetiği yerine göğüse dolgu uygulamasında yaşanan problemler vesaire vesaire. Ciddi anlamda ben biraz araştırdım. Gerçekten çok mağdur var. Yani internete mağduriyetlerini yazmışlar, anlatmışlar. Biraz bakınca çıkıyor zaten. İnanılmaz sayıda var. Yani çoğu da nedense şikayette bulunmuyor. Veyahut işte merdiven altında yaptırdığı için zaten bir şey olmaz deyip şikayette bulunmuyorlar. Doktor dışında yaptıran kişilerden şikayetçi olmadıkları için de hep böyle kaynayıp gidiyor. Benim gözlemim şu. Yani bir kere emin ellerde yapılmadığında az önce bahsettiğim hyaluronik asit dediğimiz dolguyu dahi eğer ki burada şu bölgeyi düzeltmek istiyorsunuz. Eğer damarın içine verirseniz damarı tıkar ve onun beslediği bütün alanı o bölgede yaralar ortaya çıkar. Burnunda yaralar ortaya çıkar. Burun kıkırdağı düşebilir. Dudağa uygulandı. Yanlış uygulanırsa dudağını kaybetme riski var. Silikon, sıvı silikon uygulandı diyelim. Ciddi yaralar ortaya çıkar. Hatta o bölgede ameliyatla düzelmeyecek problemler ortaya çıkabilir. Yüzümüz çok önemli. Yani iletişimde, her şeyde. Yani onu daha güzel edeceğim derken çok çok kötü, artık hiç dönüş olmayacak noktaya getirmemek adına bilinçli olmak çok önemli burada. Yani demek istediğim sadece ürünü doğru seçmekle de olmuyor. Bu işin bir ilimi, bilimi var. Bu işi iyi bilen insanlara, profesyonel ellere yaptırmak lazım. Botoks da aynı şey geçerli. Botoks eğer doğru teknikle yapmazsanız gözünüz düşer, şaşılık ortaya çıkar, bir sürü başınıza iş gelir. Ama doğru yaparsanız kimsenin anlamayacağı doğal, fresh bir görüntü ortaya çıkar. Şimdi bu hemşire de oldukça genç aslında. Belki dudağını kaybetme riski var. Bu arada gerçekten de çok üzülüyorum ben o görüntülere baktıkça. Yani içim parçalanıyor. Çok da güzel bir genç hanımefendi geldiği hale bakalım. Ya çok mu biz yani bu genç yaşta çok mu güzellik takıntılı olduk nedir? Yani ne görüyorsunuz siz gelen hastalarda karşınızda? Benim gördüğüm sosyal medya kişileri çok etkiliyor. Sosyal medyanın getirdiği o güzellik algısı başka ünlü kişilere, yabancı ünlü kişilere benzeme isteği bu tür bir algıya yönlendiriyor. Tabii kişinin ekonomik durumu ve aynı zamanda isteğinin de ona benzemek yönündeki gayreti yüzünden bu tür durumlar çok ortaya çıkıyor. Halbuki her şeyin doğalı güzel. O kişinin yüzüne gidecek en güzel görüntüyü verecek küçük dokunuşlarla o güzelliğini, yüzünün güzelliğini ortaya çıkartmak en doğrusu. Burada da
yine her zaman karşı tarafa doğru tavsiyelerde bulunur. O kişi geliyorsa bize, bana geldiğinde, ben şöyle dudak istiyorum dediğinde ona dur demeyi bilmek lazım. Bu da bizim görevimiz. O kişiye o dudağı yapmamak lazım. Doğru dolgu bile kullansak o şekli vermemek lazım. Burada doktorlara da görev düşüyor, değil mi? Doktorlara, bizlere çok görev düşüyor. Yani ama ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda bizim plastik cerrahlarımız, dermatologlarımız büyük çoğunluğu çok bilinçli. Bu konuda doğru yönlendirmeleri yapıyorlar. Ve her şeyden önce doğru yapmak için her zaman gayret gösteriyorlar ve bunun bilimini, ilimini almış insanlar. Ama bizim yönlendirmemiz her zaman bu konuda oluyor. Doğallıklarını korusunlar, doğal güzel görünümlerini bozmasınlar. Peki Sayın Nezik Arıca, çok teşekkür ediyorum katılımınız için gece bültenine. Tavsiyeler bu şekilde uygulamak size düşüyor. Ne olur efendim kendinize bunu yapmayın. Yüz o kadar önemli ki, çok doğru bir şey söylediniz. Yani iletişimde, her şeyde yüzümüz çok önemli. Ne olur kendi elimizle kendimizi bu hale getirmeyelim. Biraz bir düşünelim bir şey yaptırırken. Böyle görüntüler olmasın. Bu mağdurlarda olmasın. Bu arada mağdur olduysanız bence şikayet de edin. Kim sizi mağdur ettiyse bunun da arkasında durmaya çalışın derim. Teşekkür ediyorum yeniden Nezik Arıca size.